Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bu adamın bedeninden geriye sadece kafatası ve akciğerleri kaldı. Devamı ise tamamen robottan oluşuyordu. Hadi hep beraber bu hikayenin nasıl başladığını öğrenelim. 2028 yılında kolluk kuvvetlerinin görevini duygulara sahip olmayan yapay zekaya sahip robotlar devraldı. Amerika halkı bu durumu ahlaki bulmadığı için oylamaya sunacaktı. Oylamaya kadar robot firmasının buna bir çözüm bulması gerekiyordu. Yapmış oldukları Ar-Ge çalışmaları sonucunda insan ve robotu aynı bedende birleştirebileceklerini fark ettiler. O sırada Detroit'teki bir polis memuruna suikast düzenlendi. Adam ağır bir şekilde yaralanmıştı. Robot firması yaralanmış adamın eşine bir teklifte bulundu. Kabul ettiği takdirde adam hayatta kalabilecekti. Genç kadın eşinin hayatta kalabilmesi için bu teklifi kabul etti. Yapılan operasyonun ardından adam yarı robot ve yarı insan olmuştu. Bilim insanları adamın zihnini ve bedenini tamamen ele geçirdi. Bu bedenin kontrolü artık yapay zekadaydı. Yapay zeka ile yönetilen adam kalabalığın içerisinde bir suçluyu fark etti. Tıpkı bir robotun yapacağı gibi hızlıca onu etkisiz hale getirdi. Halkın kafasında ise tek bir soru vardı. Robotlara güvenebilir miyiz? Halkın çoğunluğu bu robot insanı destekliyordu. Çünkü şehirdeki suç oranı onun sayesinde azalmaya başlamıştı. Adamın zihni bir süredir şirket tarafından kontrol ediliyordu. Ta ki karısı karşısına çıkana kadar. Karısıyla sohbet ettikten sonra yavaşça hislerini tekrar geri kazanmaya başladı. Yapay zeka ile desteklendiği için istediği verileri hızlıca ulaşabiliyordu. Bu sayede kendisine düzenlenen suikastı çözebileceğini düşündü. Evinin önünde yapmış olduğu kısa analizin ardından kendisine suikast düzenlemek isteyen insanların peşine düştü. Bu adam vücudunun büyük bir bölümünü kaybetti ve kendisine bunu yapanları bulmak için yola çıktı. Yapmış olduğu araştırmalar onu çalıştığı polis departmanına kadar götürdü. Departmanın başındaki şef bile bu işin içerisindeydi. Tam adamın ismini öğreneceği sırada robotu kapattılar. Çünkü bu işi planlayan adamı robot haline getiren şirketin ta kendisiydi. Şirket sahibi kendisini artık güvende hissediyordu. Ama çalışan bir bilim insanı buna karşı çıktı. Robotun başında bulunan çipi çıkarttı ve onu kendi haline bıraktı. İntikamını almak isteyen robot polis adamın binasına girdi. Etraftaki insanları eleyerek en tepeye kadar çıkmayı başardı. Sonunda şirket sahibinden intikamını almayı başarmıştı. Artık ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşayabilirdi. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sinema Defterim hepinize iyi seyirler dileriz.